Biz dünyanın lazım bile olsa en ünlü, en iyi otoyolunu yapabilir miyiz? Sanmıyorum. Peki dünyanın en ünlü, en iyi incirine sahip miyiz? Evet. Yine aynı şekilde en ünlü, en iyi enginarına sahip miyiz? Evet. Demek ki Aydın'da önce onları korumak lazım. Otoyola da bir yol bulmak lazım. Siyasi fikir üretmek böyle bir şey. Siyasi performans böyle bir şey. Bu iktidarda olsun, muhalefette olsun, artık çöp haline gelmiş, klişe, işe yaramayan, tencere taba edebiyatından başka bir yere varmayan fikirlerle, klişelerle siyasette bir yere varamayız. Siyasete de ihtiyacımız var. Siyasetten başka bir yol da yok. O yüzden bu çürümüşlükten temizlemek zorundayız. Şimdi Shakespeare'in Hamlet'inde, yanılmıyorsam ilk perdenin 4. bölümünde karakterlerden bir tanesinin söylediği bir şey vardı. Nereye varacak bunların sonu? Ve baş karakter Marcellus da diyor ki çürümüş bir şeyler var şu Danimarka tahtında, krallığında. Bizim bunlardan arınmamız halinde Türkiye'nin dünyanın en iyi ülkelerinden biri olacak potansiyele sahip olduğundan hiç kuşkunuz olmasın. Ama oradaki yol mesela şöyle ya da böyle seçimle falan devireceğim diye zevzeklik eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'dan aylarca telefon beklemek ya da görüşüyoruz diye sevinmek falan olamaz. Şuna uyanmak lazım. Mesela bir S-400 F-35 hikayesi var. Gelecek hafta pazartesi günü bu zirve. Ya kimsenin S-400 umurunda olmayabilir. Bir de bu ihtimali düşünün. Belki de mesele 20 küsür yıldır temelinden girdiği F-35 projesinden Türkiye'yi atmaktı. Belki bu işin içinde Putin bile var. Herkes kazan kazan, sadece biz kaybettik. Bakın bütün bu bölgede F-35'i Filistin'de, Gazze'de kullandı. İsrail sadece envanterini aldı ve uçuruyor şu anda. Bizde yok. Son aşamaya gelmiştik. Uçakları vermediler. Bir de bu açıdan düşünsünler. Biz S-400'ü ne yaparsak yapalım. Belki de mesele, dert F-35'ten Türkiye'yi atmaktı. Kendi ürettiği silah. Ortak bir biçimde. Efendim, yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bir başkadır benim memleketim.